Herkese selamlar arkadaşlar. Tırımız arıza yaptı ve tırımızı yaptırdık. Şimdi yolumuza devam edeceğiz diyelim. Arkadaşlar, Madrid tarafındayım. Madrid'e bir yükümüz var. Onu teslim edeceğiz. Yine Atrost kullanıyoruz arkadaşlar. Şuradaki bölgede bir şirket var. Yük alabiliyoruz. Aynı zamanda biraz önce gördüğünüz gibi tamirat, tadilat, böyle iş makinelerinin falan tamiratının yapıldığı bir bölge. Buraya teslim edeceğiz yükümüzü arkadaşlar. Madrid'deyiz. Yalnız haritada şunu anlamadım. Ya Madrid'i yapmışlar ama şu ortası niye böyle boş? Yani burada bir yuvarlak yapmışlar. Ortası bomboş kalmış. Ya aslında buraları böyle bir doldursalarmış. Ne kadar güzel olurmuş değil mi? Evet arkadaşlar. Yılın 2023'ün ilk gününde paylaştığım video olacak bu videomuzda. bu arada hemen böyle yola çıkayım. Yola çıktıktan sonra da böyle bir yeni yıl kutlaması da yapalım değil mi? Yani bir sağlık, mutluluk, huzur dileyelim sizlere. Şimdi tamirhaneden çıkalım abi. Çıkış kapısı bu tarafta. Arkadaşlar, çekici modunun indirme linkini video açıklamasına bırakacağım. İndirebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Toplam 4 tane çekici var. Mercedes Actros. Doğru söyledim herhalde. 4 tane çekici var toplamda ve 4 çekici içinde ayrı ayrı slot seçenekleri mevcut. Ayrı ayrı slot seçeneklerini kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz, püsleyebilirsiniz, yollara düşebilirsiniz. Bilginiz olsun. 2023'ün ilk videomu, 2023 için ilk videomu paylaşıyorum arkadaşlar. Bu videomuz ilk videomuz olacak 2023 için. Böyle kısa bir... Abi sen ne geziyorsun önümde ya? Baksana önümde durmuş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Önümde durmuş yani direkt. Ben geçti gitti sandım, adam önümde durmuş. Her videoda bir vukuat arkadaşlar. Biz geçelim abi. Sen bekle orada. Sen bekleyeceksin mi, gideceksin mi? Bekleyeceksin değil mi? İşte bak, geliyor, dibimde duruyor abi. Dibimde duruyor yani. 2023'ün ilk videosunda arkadaşlar böyle bir yılbaşının yorgunluğuyla, daha doğrusu yılbaşına giremedik daha ama gireceğiz. Ben yılbaşından öncesi çekiyorum bunu tabi. Videoyu 2022'de çekiyorum ama 2023'te paylaşmış olacağım. Pazar günü izliyor olacaksınız. Bu yorgunlukla böyle bir kısa bir mesafe yapayım. Şu Madrid'i bir görelim. Madrid'e yakın bir yerleşim bölgesi burası da. Burayı da böyle bir görelim. Madrid'i görelim. Şu çekici modumuzla, tır modumuzla kısa bir mesafe yapalım. Hem de yeni yıl dileklerimi ileteyim istedim arkadaşlar. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk, huzur, güzel bir yıl diliyorum arkadaşlar. Umarım herkes için, hepimiz için hayırlı bir yıl olur. İnşallah. 2022 biraz zor geçti. Yani bilmiyorum, benim için zor geçti en azından. Sizleri bilemiyorum ama 2022 zor bir yıldı. 2023 umarım 2022 kadar zor olmaz. Güzel günler görürüz, güzel günler yaşarız. Daha mutlu, daha huzurlu bir hayata ereriz diye umut ediyoruz inşallah. (gülüyor) 2023'ün ilk günlerini arkadaşlar Samsun'da geçireceğim. Pazartesi günü Samsun'a yola çıkacağım ve belli bir süre Samsun'da kalacağım. Buradan Samsun'dan bizi izleyen arkadaşlara da selam gönderelim. Bir süre Samsun'da kalacağım. Bir iş için Samsun'a gidiyorum. Ama ekipmanlarımı götüreceğim. Ve orada da video çekmeye, oyun oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. Samsun'da bu dönemlerde soğuk olur ama bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Gerçi İstanbul'da çok sıcak değil ama
Yani Samsun'da işte yağış, kar yağma olasılığı vesaire falan daha yüksek herhalde İstanbul'a göre. Hatta geçenlerde bir abimiz var. Adını hatırlayamadım ya. Nizamettin Akbaş. Tır şoförü abimiz. YouTube kanalı var. Takip ediyorum kendisini. Geçenlerde Adana'dan dönerken işte kara yakalandı. Samsun'a dönüyordu. Kara yakalandı ve Samsun'un girişinde işte yoğun bir kar olduğunu vesaire falan bilgisini paylaşmıştı. Bu arada niye kastı oyun? Yerleşim yerine yaklaştık, o yüzden kastı herhalde. Ondan bahsetmişti. Şimdi biz de gidiyoruz bakalım Samsun'a ama kar var mı yok mu göreceğiz. Abi buradan girecek miymişiz ya? Ha, yol böyle bir sağ sol yapıyor zaten. Ben sanki direkt gidecekmişiz gibi algıladım ama. Bakalım Samsun'a gidince biz de kar göreceğiz mi görmeyeceğiz mi bilmiyorum. Abi bu tır bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel yapılmış. Bakın F-Max de böyleydi. Bir F-Max moda oynamıştık. İzlemeyen arkadaşlar kanaldan videoyu bulup izleyebilirler. Onda da iki kere falan oynadık. Müşteri teslimatı bekliyor. Abi aracımız arızalandı ya. O yüzden biraz geciktik, kusura bakma. Geliyoruz. Abi F-Max de çok güzeldi. Bu da aynı şekilde. Yani hissiyat anlamında gerçekten böyle çok güzel hissiyat veriyor. Geri bildirimleri çok güzel hissedebiliyorsun. Direksiyonda geri bildirimleri çok güzel hissediyorsun. Ve böyle işte rampalarda, virajlarda, hafif eğimli yollarda falan gerçekten kendini çok güzel hissettiriyor. Yani düz yolda gitmesi gerektiği gibi gidiyor. Rampada gitmesi gerektiği gibi gidiyor. O hissiyatı yaşıyorsun. O yüzden hani çok hoşuma gitti bu turda benim. İndirme linki video açıklamasında var arkadaşlar. İndirip test edebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Daha önce ücretli bir modmuş bu. Ücretsiz yapmışlar şimdi. Ücretsiz yayınlamışlar. SCS Software Forum'da olması gerekiyordu sanırım. Şöyle tek diş rotardarla inelim. Arkadaşlar bu arada yayın kalitesi nasıl? İzleyen arkadaşlar bir yorumlarda belirtirse sevinirim. Çünkü sürekli takip eden arkadaşlar biliyorlardır ama yeni izleyen arkadaşlar bilmiyor olabilir. Yani işte yeni kamera aldım, green screen kullanıyorum, bir ışıklandırma yaptım ve bu hop buradan girecek miymişiz ya? Şimdi nereye götürüyorsun bizi abi? Şöyle bakalım. Ha, buradan götürüyor, tamam. Neyse, yolu çok uzatmadık en azından. Yani arkadaşlar işte kayıt sistemimle ilgili bir değişiklik yaptım. Vesaire vesaire. Hani ben izliyorum. Evet, bana güzel geliyor ama önemli olan size güzel gelmesi, görüntünün net olması, akıcı olması. Bazen oyunumla ilgili daha bilgisayarımdan kaynaklı takılmalar yaşıyorum. Böyle droplar yiyorum ama mümkün olduğu kadar o durumu da böyle ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Ama böyle izleyen arkadaşlar bir yorum bırakırlarsa bu konuyla ilgili sevinirim ya. Yani eğer böyle bir sıkıntımız varsa neye çarptık? Ya yemin ediyorum bu kavşaklardan bıktım ya. Bıktık arkadaş, bıktık. Bu nedir ya? Yani anlayamadım bir türlü şu kavşaklardaki durumu. Ya ben giriyorum, adam geliyor, vuruyor bana ya.
Hani ben mi hata yapıyorum? Yol benim değil de ben yola mı atlıyorum? Ne yapıyorum? Anlamadım ki ya. Evet, yükümüzü getirdik. Şöyle orta seviyede teslimatımızı gerçekleştirelim abi. Hiç uğraşmayalım şimdi park etmekle. Şu an gece saat 3.30. Ben video çekiyorum ve inanın çok uykum geldi. Evet. Çek el frenini, stop et abi. Şöyle iki kamerasıyla çıkalım dışarıya. Evet arkadaşlar, yükümüzü teslim ettik. Teslim etmeye getirdik daha doğrusu. Kısa bir video oldu. Yılın ilk gününde böyle bir kısa bir video çekeyim istedim. Yılbaşı dileklerimi ileteyim istedim sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Çok uykum geldi, konuşamıyorum, cümleyi de toparlayamadım. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Yorum bırakmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.